Tekrardan herkese merhabalar. Geçen hafta da bahsettiğimiz gibi bu haftaki konumuz antik DNA çalışmalarının tarihçesi. Antik DNA çalışmaları ilk olarak 1980'lerin ortalarında başladı. Higuchi ve arkadaşları tarafından ilk yapılan çalışmada Güney Afrika zebrası türüne ait bir iskeletten DNA parçası elde edildi. Bu DNA parçası soyu tükenmiş bir türe ait olması nedeniyle oldukça önemliydi. Yaklaşık 140 yıl kadar önce bu bireyin soyunun tükendiği düşünülüyordu. Bu DNA parçası antik DNA çalışmalarında ilk kez başlamasını sağladı. Aynı dönemlerde 1980'lerin yine ortalarında bugün antik DNA çalışmalarında oldukça önemli bir bilim insanı sayılan Svante Paabo tarafından İsveç'te doktora çalışmalarını yaparken antik Mısırlı mumyalardan DNA elde etme fikri ortaya atıldı. Svante Paabo bu konudaki çalışmalarına başladı. Elde ettiği mumya örnekleriyle ilk yaptığı çalışmalarda DNA'yı boyama yöntemleriyle DNA'nın varlığını tespit etti. Bu yine oldukça önemli bir adımdı. İlk kez insan türleri üzerinde çalışma yapılıyordu antik DNA alanında. Bu çalışma da başarıya ulaştı. Nihayetinde ilk kez küçük bir DNA parçası antik mumyadan da dizilenmiş oldu. Bu çalışmalar sürerken aynı zamanda bilim dünyasının gündemine başka bir yaklaşım girdi. Daha önceden DNA'yı çoğaltmak için bir hücreye ihtiyacımız olduğu düşünülüyordu. Bu hücre genellikle bir bakteri hücresi oluyordu. Çoğaltmak istediğimiz DNA parçasını bakteri hücresine aktarıyorduk. Bakteri çoğalırken o DNA parçası da bakteriyle birlikte çoğalıyordu ve daha sonra bakterinin o parçayı elde ediyorduk. Ancak 1980'lerin sonlarına doğru yine Kerim Mülis tarafından DNA'nın bir deney tüpünde çoğaltılabileceği, enzimatik yolla çoğaltılabileceği fikri ortaya atıldı. Bunun çalışmaları yapıldı. Bu çalışma oldukça önemliydi moleküler biyoloji alanında. Bu sayede 90'ların başlarında Kerim Mülis Nobel ödülünü de almış oldu. Bu oldukça önemli, çığır açan bir çalışma oldu. Bugün halen moleküler biyoloji laboratuvarlarında polimeraz zincir reaksiyonu dediğimiz bu yöntem oldukça yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bu çalışmayla birlikte antik DNA ve diğer genetik çalışmaları da oldukça hızlandı. Antik DNA'ya dönecek olursak 90'lı yıllardan itibaren yine Paabo'nun öncülüğünde çalışmalar sürdü. Geçen hafta da bahsettiğimiz bir takım problemler vardı. Bunlardan en önemlisi bulaşma problemiydi. Laboratuvarda bulunan başka farklı türlere ait DNA'ların bizim elde etmek istediğimiz DNA'ya bulaşması sonucu yanlış DNA'yı çoğaltmamızla realize olan bir süreçti. Kontaminasyon adını veriyorduk bu sürece. Kontaminasyon problemini aşmak için çeşitli yollar geliştirildi. Örneğin temiz oda bunlardan en önemlisiydi. Ancak o dönemde yapılan çalışmaların, yayınlanan çalışmaların bir kısmında daha sonradan kontaminasyon olduğu ortaya çıktı. Geçen hafta da bahsetmiştik niçin dinozor DNA'sı elde edemeyeceğimize dair. Geçen hafta da bahsetmiştim sizlere. 90'lı yıllarda aslında 90'ların yine ortalarında dinozor DNA'sı elde edildiğine dair bir çalışma yayınlandı. Bu oldukça önemliydi. İlk kez çok eski bir türe ait bir DNA parçası elde edildiği iddia ediliyordu. Ancak sonraları anlaşıldı ki elde edilen aslında dinozora ait değildi. Başka bir laboratuvarda bulaşmış başka bir canlıya ait DNA parçası elde edilmişti. O dönemlerde bununla sık karşılaşıldı. Bu nedenle ileriki dönemlerde antik DNA çalışmalarını yapabilmek için bir takım kriterler geliştirildi. Bu kriterlerden en önemlisi temiz oda olmakla birlikte artık bugün yapılan çalışmalarda kontaminasyon problemini aşmak için DNA'yı elde ettikten sonra bilgisayar ortamında da bu problemleri tespit edebiliyor ve problemleri minimuma indirebiliyoruz. Artık bugün neredeyse minimuma indirdiğimizi söyleyebiliriz. Antik DNA çalışmaları o dönemlerde devam ederken 90'ların ortalarında artık soyu tükenmiş insan türlerine geçildi. Bunlardan bir tanesi de Neandertal'di. En önemlisi belki de Neandertal'di. 90'ların ortalarında Neandertal'e ait küçük bir DNA parçası yine Svante Paabo ve onun arkadaşları tarafından dizilenmiş oldu. Bu yine oldukça önemli bir adımdı. İnsanın tarihine dair elde edilebilecek birçok bilgi olduğunu bize gösteriyordu.
Neandertal DNA'sının o küçük parçasının izlenmesiyle birlikte aynı zamanda o dönemlerde süren insan genom projesinin de etkisiyle Neandertal DNA'sının tüm genomunun dizilenmesi fikri ortaya çıktı. Burada ufak bir parantezle genomun ne olduğunu açıklayalım. Genom bir hücrede bir canlının tek bir hücresinde bulunan tüm DNA molekülünü refere eden bir terim olarak kullanılır bilim dünyasında. Genom, Neandertal genomu dediğimiz zaman Neandertal'in bir hücresinde bulunan tüm genomun, tüm DNA'nın tüm nükleotitlerinin tek tek belirlenmesi anlamına gelir bu genom dizileme. İnsan Genom Projesi'nden de bu duruma az çok bilim okuryazarları aşinalar zaten. İnsan Genom Projesi'nde yapılan da modern insan üzerinde buydu zaten. Sonra bu çalışmalar ilerledi. O dönemlerde çeşitli antik genomlar, antik DNA parçaları yayınlanmaya devam etti. 2000'lere geldiğimizde ilk İnsan Genom Projesi sonuçları açıklandı. Bu oldukça yine önemli bir gelişmeydi bilim dünyası açısından. Hem tıp alanında yarattığı etkiler olsun hem de insan tarihi bilimi alanında yarattığı etkiler olsun. Oldukça insanın evrimine dair de çok fazla şey öğrenmiş olduk İnsan Genom Projesi ile birlikte. 2010 yılı antik DNA çalışmalarının ulaştığı en güzel dönem diyelim. Oldukça ses getiren bir dönem oldu 2010 ve 2011 yılları. Çünkü 2010 yılının yılında ilk kez bir antik genom, yaklaşık 4500 yıllık bir bireye ait antik genom dizilendi. Bu birey Grönland'da yaşıyordu. Grönland'da yayılmış Paleo Eskimo toplumu denilen bir toplum ve o toplum binlerce yıl, birkaç bin yıl boyunca Grönland, Amerikan Arktik bölgelerine hakim bir toplumdu, Paleo-Eskimolar. Bu birey de bu topluma ait bir Sakak kültürü bireyiydi. Aynı zamanda bunların kullandığı, bu toplumun kullandığı alet kültürüne de Arktik küçük alet kültürü deniyordu, Türkçeleştirmemiz gerekirse. Bu birey oldukça önemli sonuçlar bize gösterdi. Özellikle Amerika'ya geçişlerde, insanın Amerika'ya geçişinde önemli bir birey olduğu, önemli bir toplum olduğu görüldü. O topluma dair geniş çapta veriler elde edildi bu çalışmada. O Amerika'ya geçen toplumla Sibirya'daki toplumlar arasındaki bağlantı kurulmuş oldu. Zaten bu bağlantıdan biz antropolojik çalışmalardan ve dil bilimi çalışmalarından az çok haberdardık ama genetik verilerle desteklenmesi oldukça önemliydi o dönemlerde. Daha sonra bu çalışmadan birkaç ay sonra ilk kez antik Neandertal antik genomu dizilendi. Tüm genom şeklinde dizilendi ve bir taslak genom 2010'un ortalarında yayınlandı. Bu da bilim dünyasında oldukça önemli bir gelişme olarak tarihe geçti. Çünkü antik Neandertal genomunu bilmemiz bizim tarihimize çok büyük bir ışık tuttu. Daha önceden antropologlar arasında tartışma konusu olan Neandertallerle modern insanın karışıp karışmaması konusu artık açığa çıkmış oldu. İlk yayınlanan taslak genomla birlikte Neandertallerle Afrika dışında bugün yaşayan insan toplumlarının karışmış olduğu gözlendi. Bugün Afrika dışında yaşayan tüm insanlar yaklaşık %1 ile %4 oranında o dönem söylenmişti. Neandertal DNA'sı taşıyordu. Bu tüm Afrika dışı toplumlarda Neandertal DNA'sının taşınması şu anlama geliyordu. Afrika'dan çıkıştan hemen sonra Neandertallerle Homo sapiensler karşılaştılar ve o dönemde bir karışma gerçekleşti. Biz biliyoruz ki Homo sapienslerle Neandertaller Avrupa'da bir dönem birlikte yaşadılar. O dönemde de sonradan edindiğimiz antik DNA çalışmalarından edindiğimiz veriler gösteriyor ki Avrupa'da da bu karışma devam etti. Tek bir karışma şeklinde olmadı. Bu çalışma dediğim gibi oldukça önemliydi. Aynı zamanda bu çalışmayla birlikte Neandertallerin Homo sapiensle evrim ağacındaki ilişkisine dair bilgi edinmiş olduk. Neandertallerin bizim yakın kuzenlerimiz olduğu ortaya çıktı. Bunun arkasından
2011 yılına geldiğimizde başka bir çalışma tekrar bilim dünyasında, bilim tarihinde çığır açan bir çalışma olarak tarihe geçmiş oldu. Neandertal genomunun dizilenmesinden sonra çalışmalar, Neandertal üzerinde yapılan çalışmalar, Neandertal çeşitliliğini belirlemeye yönelik olarak farklı dünyanın farklı bölgelerinden elde edilen Neandertal bireylerine ait genom dizilemeleri devam ediyordu. Bunlardan bir tanesi, bu bölgelerden biri de Sibirya'ydı. Sibirya'da elde edilen bir bireye ait DNA dizilendiğinde aslında bunun Neandertal olmadığı ortaya çıktı. Elde edilen birey bir Homo sapiens de değildi. Önemli tartışmalara sebep oldu ve nihayetinde bunun yeni bir insan türü olduğu ortaya çıktı. Bu şu anlamda çok önemli. İlk kez biz genetik yöntemlerle yeni bir insan türünü belirlemiş olduk. Çünkü elde ettiğimiz bireye ait belirleyici iskelet parçaları, özellikle kafatası bu anlamda oldukça belirleyici. Herhangi belirleyici bir iskelet parçası bulunmuyordu. Biz ilk kez genetik yöntemlerle bunu keşfetmiş olduk. Yeni bir insan türünü keşfetmiş olduk. Bu yine bilim dünyasında ciddi tartışmalara sebep olan bir konu oldu. İlk genom dizisi yayınlandığında, bu bireyin genom dizisi de yayınlandığında öğrendik ki aslında bizim karıştığımız tek hominin grubu Neandertaller değilmiş. Aynı zamanda deniz soğanlarla da karışma yaşamışız. Bugün Okyanusya'da yaşayan yerlilerle Doğu Asya toplumlarının bir kısmında deniz soğan DNA'sı bulunuyor. Bu oldukça önemli bir bulgu. Yaklaşık %7, %8 gibi oranlarda, oldukça yüksek miktarda deniz soğan DNA'sı bulunduğunu keşfetmiş olduk. 2011 yılı da bu anlamda bilim tarihinde tarihe geçen altın yıl olarak gelecekte de addedilecek diye düşünüyoruz. Bu çalışmalardan sonra tabii ki çalışmalar devam etti. Bugüne kadar 6 yıl içerisinde, 2011'den sonra 6 yıl içerisinde oldukça büyük yol kat edildi. İnsan tarihine dair oldukça büyük yol kat edildi. Hem modern insan üzerinde yapılan çalışmalar hem antik homininler, arkaik homininler dediğimiz Neandertaller üzerinde yapılan çalışmalar halen sürüyor. Maalesef deniz soğanlara ait halen bulabildiğimiz bir iskelet yok. Tam bir iskelet yok. Onu bulduğumuzda muhtemelen Neandertallere ait de çok daha fazla bilgi elde edeceğiz gibi görünüyor. Karıştığımız toplumlar sadece bunlarla da sınırlı değil. Geçen haftalarda Evrim Ağacı'ndaki kanalımızda, Evrim Ağacı'nda da konuşmuştuk. Ömer Gökçümen ve ekibi yakın zamanda Afrika'da başka bir hominin grubuyla da karıştığımızı tespit etti. Şu an onun hangi hominin olduğunu bilmiyoruz. Bu da oldukça heyecan verici, gelecek açısından oldukça heyecan verici görünüyor. Bilim tarihi yazılmaya devam ediyor. Şimdilik bu kadar. Antik DNA'nın tarihçesi şimdilik bu kadar. Gelecek hafta biraz daha özelleşerek artık çalışmaların ayrıntılarına bakmaya başlayacağız. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.